Sevgili seyirciler, Interciti İstanbul Park'tayız ve her sene artık gelenekselleşen Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye'de yılın otomobili seçimlerindeyiz. Otomotiv Gazetecileri bu sene 38 otomobil arasından 7 aracı finale bıraktı. Arkamda görüyorsunuz zaten. Şimdi tek tek isimlerini de söyleyeceğim, hangi araçlar kaldı. Burada Interciti İstanbul Park'ta bu araçları son bir kez daha kullanacağız. Birbirleriyle kıyaslayacağız ama birçok kriter var burada baktığımız. Şimdi farklı segmentler, farklı modeller, fiyatlar farklı. Tabii ki diyeceksiniz ki hani bu araç bu aracın yanında ne yapıyor diye, ama iş öyle değil. Bütün araçların konforu, fiyat-fayda ilişkisi, güvenliği, iç hacmi, yakıt tüketimi, motor performansı birçok kritere bakılıyor. Ve buna göre de Türkiye'de yılın otomobili seçiliyor. 7 adayı şöylece kısaca bir tanıyalım. Hemen ilk sırada alfabetik olarak gidiyoruz. Citroen C4 var. Hemen yanında gördüğünüz gibi Honda Civic var. Onun yanında Hyundai'yi görüyorsunuz. Tucson modeliyle ve farklı tasarımıyla karşımızda. Mercedes-Benz C serisi var. Ve Nissan'ın yenilemiş olduğu Qashqai modeli yine farklı tasarımıyla, daha çekik, daha sportif görüntüsüyle karşımızda. Ve onun yanında Opel Mokka'yı görüyoruz. Bu renk çok çarpıcıydı. Testlerde de size anlatmıştım. Özellikle bu renk çok ilgi çekmişti sizler tarafından da. Ve hemen yanında Taliant var. Renault Taliant var. Türkiye'de en çok gördüğümüz segmentte olan araçlardan, filolarda talep ediyor bu tarz araçları, biliyorsunuz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi SUV segmenti var, sedan var, fiyatları daha yüksek olan var, daha ucuz olan var. Çok farklı 7 araç bugün burada Otomotiv Gazetecileri tarafından son kez kullanılacak, hatırlanacak. Dediğim gibi fiyat performans, motor performans, yakıt tüketimi, konfor, güvenlik gibi kriterlere göre puanlanacak. Ve en sonunda da bu puanları açıklayacağız ve Türkiye'de yılın otomobili bir tanesi seçilecek. Bunun yanı sıra tabii ki tasarım ödülleri de var, inovasyon ödülleri de var, markalara verilecek. Otomotiv Gazetecileri bunları da değerlendirecek ve bütün bunlar yapıldıktan sonra sizlere yine 8. etapta açıklayacağız. Şimdi gelin mikrofonu başkana uzatalım. Valla 7. yılımıza geldik. Ben bile şaşırıyorum 7. yılı ne kadar, hani pandemi döneminde de devam ettik. Dolayısıyla çok geleneksel bir yarışma oldu. Tabii ki en önemlisi otomotiv sektörü bunu çok değer veriyor ve ana merkezlerde de yani yurt dışındaki merkezlerde de bunun yansımasını görüyoruz. Bu değeri verdiğini, ama en önemlisi bizim için tüketicilerin artık bu yarışmanın sonuçlarını bir referans olarak kabul etmeleri ve otomobil tercih ederken bizim seçtiğimiz otomobillere de değer vermeleri, her şeyden ötesi bu en güzeli. Yedincisi tabii ki. İnşallah 8-9'u onu göreceğiz. Artık elektrikli otomobiller konuşuyoruz. Şimdi bugün bu modeller var ama çok yakında bizim seçimlerde elektrikli otomobilleri de göreceğiz değil mi? Evet, gelecek yıllarda biz de çok fazla sayıda göreceğiz. Bu yılda aslında baktığımızda iki tane otomobil var. İşte bir tanesi Citroen C4, ki bunun elektrikli versiyonu da yıl sonunda gelecek. Opel Mokka var. O da biliyorsun elektrikli versiyonu var. Elektrikli versiyonu da önümüzdeki dönemde satışa sunulacak. Yani dolayısıyla elektrikli otomobilleri daha fazla sayıda görmeye başlayacağız. Ama bu yıl şunu da hemen söyleyelim. SUV'ler artık daha fazla. İki tane sedan var ki biliyorsun Türkiye sedan ülkesi. Ama buna rağmen SUV'lar, SUV'ler yükseliyor. Biz de bunu, yani Türkiye'deki değişimi, tüketicinin tercihinin değişimini bu yarışmada görüyoruz. SUV'lar 7 otomobilden 5 tanesi SUV. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ufuk Sandal. Şimdi gelin otomobilleri test edelim. Dediğim gibi yakın bir tarihte de size sonucu açıklayacağız 8. etapta. Gördüğünüz gibi tüm araçları deniyoruz. Şimdi sırada Mokka var.